Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinin ardından 7286 işçi İşkur bünyesinde toplum yararına çalışma projesi kapsamında işe alındı. Bu süre zarfında 3 yıl içerisinde çeşitli vaatler verilerek geçici alınan bu işçilere kalıcı bir iş verileceğine dair sözler verildi ama 13 Haziran günü 7286 işçi işten çıkarılarak bu vaatleri unuttular, yerine getirmediler. 13 Haziran gününden itibaren Van'da Fakih Teheran Parkı'nda bu işçiler oturma eylemi yapıyor. Biz de şimdi bu işçilerden ve 3 yıldır örgütlenen Van Yararına Çalışma Derneği adı altında örgütlenen işçilerle birlikteyiz Hayat Televizyonu olarak. Şimdi dernek başkanı Ethem Altın'la bu süreci biraz konuşalım. Siz bu süre zarfında yetkililerle görüştünüz. Çeşitli sözler verildi. Bu süreci bize biraz anlatabilir misiniz? Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Van Yararına Çalışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak ve bize bağlı olan 7286 arkadaşımızın Hayat TV bizim için hakikaten de ilk günden beri bu eylemimizin sürekli yanımızda olması ve sürekli bu konuları dile getirmesi, Hayat TV ailesine ve sizlere de teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da inşallah sürekli yanımızda olacağını da eminiz ki ondan kuşkumuz olmasın. Evet, malumunuz üzere Van'da yaşadığımız bu iki büyük felaketin ardından maalesef Van büyük bir güç aldı. Yani 350 bin insan güç etti. Van harabaya döndü. Adeta şehir hayalet bir viran şehrine döndü. Biz de bu konuyla ilgili birçok yerlerle görüştük. Birçok temaslarımız oldu. Görüşmelerimiz oldu. Ankara'ya 12 sefer gittik. Bu çalışma esnasındaki elbette ki arkadaşların da bizim için acaba daha önce deprem yaşanan bu bölgedeki diğer iller gibi, doğal afeti yaşayan diğer iller gibi bize de devlet tarafından bir hak tanınacak mı acaba? Bir araya geldik, örgütlendik, dernek kurduk. 3 yıl içerisinde beraber olduk. Hala da beraberiz. Bugün de beraberiz, yarın da beraber olacağız. Sonuç itibariyle şöyle söyleyeyim. Evet, az önce dediğiniz gibi hakikaten de 3 sene içerisinde 12 sefer Ankara gittiğimize rağmen bunu başta Sayın Başbakanımızla görüştük, Çalışma Bakanı'yla görüştük, milletvekillerle görüştük, diğer bakanlarla görüştük ve bunun sayısı hemen hemen diyebiliriz 250 milletvekilleriyle bu süre içerisinde gerek muhalefet gerek iktidar partilerle de görüştük. Van'da büyük bir zarara uğratmış deprem esnasında tamamen yıkılan bir Van haline gelmesi, o sonuç itibariyle bu insanlar için ne yapılır? Bu insanların mağduriyeti nasıl giderilir? Van nasıl ayağa kalkar? Bu süreç içerisinde elbette ki esnafların, çünkü bir yıl içerisinde esnaflar tamamen dışarıda, herhangi bir kaynak gelmedi. Sadece bu çalışan 7286 arkadaşımızın almış olduğu maaşıyla geçime kaldı Van'daki esnaflar. Dolayısıyla her konuda olduğu gibi bu konuda da ne yazık ki her seferinde böyle şeyler söylendiler. Efendim, inşallah maşallah gereken neyse yapılacak. Bu konuşmalarınızı, bu görüşmelerinizi biz dikkate alıyoruz. Elimizde ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuç itibariyle maalesef 13 Haziran 2014 tarihinde 7286 arkadaşımızın tamamı işine son verildi ve daha bundan sonraki dönemlerde de alınmayacağını da ben öyle kanaat getiriyorum. Biz de tabii ki arkadaşların daha önce söyledik, yani bu bir dua felaketidir. Bu felaketin ardında sosyal devlet anlayışı ve kavramı gerektiren neyse biz elbette ki işçi olarak
haklı olarak, işe ihtiyacı olan kişisel olarak, ekmeğe ihtiyacımız olduğu kadar geçim kaynağımızın elbette ki bundan olduğu için, Van'daki işsizliğin has safa ulaştığından dolayı, Van'daki sanayinin olmadığını, Van'daki iş sahalarının olmadığını, olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de bu işe elbette ki ihtiyacımız vardır ve çalıştığımız kurumların da bize ihtiyacı vardır. Biz de arkadaşlarım bir araya geldik. 13 Haziran'dan itibaren Fakir Teyran Parkı'nda oturma eylemimizi devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bunu açık ve net söylüyoruz. Bu saatten sonra gerek Van'daki şu an mevcut olan eylem içerisinde olan arkadaşlar, gerek bizler yöneticiler olarak bu saatten sonra bu işimizin kalıcı olmadığı müddetçe ve bu insanları bir yaşama hakkı vermediği müddetçe, bu insanları insanca bir hak tanımadığı müddetçe biz bu eylemimizden vazgeçmeyeceğiz ve bundan sonra da daha büyük eylemler, çıtaları yükselterek daha büyük eylemler de yapmaya da hazırız. Biraz önce değindiğiniz gibi aslında devletin yurttaşlarına bir iş ve güvenli bir gelecek sağlama yükümlülüğü var. Bu bakımdan yani 7.286 işçi arasında üniversite mezunu işçilerin sayısı da oldukça yüksek. Bunlardan bir tanesi de İsmail Tatlı aramızda şu anda ve bu işin aslında hukuki yönünü de araştırmış. Şimdi bir de İsmail arkadaşımıza soralım bu süreci nasıl değerlendirdiğini. Öncelikle bizlere böyle bir imkan tanıdığınız için sizlere ve ekibinize kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bizim 23 Ekim 9 Kasım tarihi 2011 tarihinde Van'da yaşanan iki büyük depremden sonra malumunuz Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Van İşkur İl Müdürlüğü bünyesinde THP programı adı altında geçici olarak ilkin 6 aylığına afet işlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edildik. Akabinde bizler depremin yaratmış olduğu olumsuz etkilerin kısa bir sürede hele hele Van'da istihdamın farklı iş imkanlarının olmadığı, sanayinin gelişmemiş, hayvancılığın, tarımın, devletin, gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin yanlış politikalarından dolayı yok olduğunu, olmadığını bilerek istihdamımızın kalıcı olması için ilgililere, muhataplara biz müracaata bulunduk. Bunun için de çalışan 7.286 arkadaşı öncelikle bir dernek çatısı altında birleşmeyi davet ettik. Böylelikle süreç olarak Van Yarına Çalışma Derneği, yani Toplum Yarına Çalışma Programı isminden de anlaşılacağı üzere yakın bir isim seçtik. Böyle bir platform oluşturarak ilgililere yazışmalarımızı resmi yollarla yapabilmek için, şifayen değil, resmi yollarla ilgililere muhatapları iletmek için bir platform oluşturduk. Yanılmıyorsam çalışma süremizin 3. ayında olduktan hemen sonra bizler 7 kişilik bir ekiple Ankara'ya gittik. Orada meşru taleplerimizi, yani güvenli bir gelecek, insanca ve onurluca bir yaşam için süreklilik ve kalıcılık arz edecek bir çalışma hakkı için bizler Ankara'ya gittik. Başta Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik Beyefendi ile biz görüştük. Akabinde Bülent Arınç Bey ile görüştük. Kendisi Van için gerekiyorsa yapılacağını, ne gerekiyorsa yapıldığını, sizlerin taleplerinin meşru olduğunu, bunların içinde sizleri Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bir randevu isteyeyim, kendilerine taleplerinizi iletin, yasal boyutu neyse bizlere iletsin, bizler de Çalışma Bakanlığı'na tekrar görüşelim, Maliye Bakanlığı'yla görüşelim, sizlere olumlu ya da olumsuz bir cevap verelim demişlerdi o zaman. Sağ olsun bizler bu randevuya gittikten hemen sonra Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın, yani ben birkaç akşam öncesine geleceğim. Sizden biliyorum soracaksınız ama dün akşam Van TV'de Ethem Başkanımız canlı yayına çıkmıştı. Van Milletvekilimiz, AKP Van Milletvekili Mustafa Bilici de katılmıştı, canlı yayına bağlamıştı. Bizler genel müdürümüze bu talebinizi ilettiklerini ve olumsuz bir yanıt aldığını söylemişti.
Biz de tam aksini söylüyoruz. Biz ise genel müdürümüzle görüştüğümüzde, konuştuğumuzda genel müdürümüz bize şunu söylemişti. Arkadaşlar, işiniz zor ama imkansız değil. Sizlere vekillerinizi ikna eder, olumlu bir rapor hazırlarsanız, güzel bir tez hazırlarsanız devletin de bu sese, bu talebe duyarsız kalmayacağını teyit etmişti bize. Vekillerimizle bir tekrar Van'a geldik. Arkadaşlarla istişarelerinde bulunduk. Gazetelerde, basınlarda takip etmişsinizdir. Birçok açıklamamız oldu bu işin olacağına dair. Çünkü biz oradan umutlu gelmiştik. Yaklaşık yani biz geldikten hemen sonra 6 aylık çalışma süremizin 8 aya, sonra akabinde 1 ay daha uzatıp 9 aya çıkarıldığını biliyoruz oğlum başkanım. Bu çalışma bittikten sonra toplum yarına çalışma programının değiştiğini, yönetmeliğin bizlerin talebi, yani Van'daki İşkur THP çalışanlarının talebi üzerine değiştirildiğini bize yazılı olarak bildirdiler. Yalnız böyle bir problemle karşı karşıyaydık. THP programında faydalanan kişilerin bir sonraki programdan faydalanabilmesi için her iki program arasında en az 24 ay geçmesi gerekiyordu. Bizlerin talebi üzerine yine vekillerimizle beraber bu uzatma, yani 24 aylık arayı 3 aya indirdik. İkinci sene, yani 2012 yılında tekrar istihdamlarımız alındı. Yalnız bu sefer 9 ay değil 8 ay çalıştırıldık. Yani 1 ay kaybımız vardı. Tekrar alımların olabileceğini, yani bunu yaparken de işin doğrusu yani bizlerin mağduriyeti göz önünde bulundurarak mı yapıldı? Yoksa siyasi bir tavırla mı yapıldı? Arkadaşlar arasında devamlı konuşuldu. Van'ın sosyal ekonomik hayatı bu çalışmayla beraber gerçekten depremin etkilerini bir an önce kapattı. Yardımcı oldu. Bunun için yani bizim taleplerimiz, bir önce de daha söyledim. Anayasal haklarımızda da vardı. Bunu size dile getirdiniz. Ben araştırdım. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 49. maddesinde yer alan sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenen pozitif statü hakları maddesine göre, yani bu doğal afetlerde işsizliğin yoğun olduğu yerlerde bu madde geçerli oluyor. Bir maddeye göre, yani bireylere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme imkanı tanıyan bir haktır diyor. Bizler de yani daha doğrusu söylenecek çok şey var. Ben kısa tutmaya çalışıyorum. Bizler de devletten ve ilgililerden Van'da mevcut şartlarda sanayinin gelişmemiş olması, tarım ve hayvancılığın bitme noktasında, hatta bittiğini ifade etmek istiyorum. Böyle olunca da iş bulma imkanımızın olmadığını, devletten, amirlerimizden, büyüklerimizden bu işimizin kalıcı olmasını, kalıcı bir statüye bir an önce kavuşturmasını talep ediyoruz. Evet, dediğimiz gibi aslında deprem döneminde birçok zor işlerde çalıştırılmıştı. 7.286 işçi. Tabi bunların ailesiyle birlikte, ailelerle birlikte 70 bin civarında bir nüfusa tekabül ediyor. Şimdi yanımızda bir de Selim abimiz var. Direnişin ilk gününden beri aslında orada bulunan, en önde yer alan işçilerden bir tanesi. Ona da biraz o süreci soralım. Deprem sonrasında hangi işlerde çalıştırıldınız? Size kurum abilerinin yaklaşımı nasıldı? Bildiğim kadarıyla yapılan sözleşmede aslında sizin her türlü işi yapabileceğinize dair maddeler de geçiyor sözleşmede. Bunları biraz da sizden dinleyelim abi. Ben de sözlerimi başlamadan önce işçinin ve emekçinin yanında yer aldığı için Hayat TV'ye 7.286 arkadaş adına teşekkürü bir borç biliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Müsaadeniz varsa 7.286 arkadaşım gönül birliğiyle, oy birliğiyle bir metni size açıklamak istiyorum. Ondan sözlerime başlayayım. Biz kesinlikle siyasi oluşumun hareketi değiliz. Biz emeğin, hareketin hareketiyiz. Bugün direnişimizin 9. günündeyiz. Amacımız mutlak sonuç alınıncaya kadar emek mücadelemizin devam edecek. Sonuçları ne olursa olsun bu yolda asla dönmeyeceğiz. Özellikle bu bölgede ideolojik düşünceler yüzünde işçi sınıfın hareketi
gölgede bırakılmıştır. Bu temel insanın en meşru talebi olan kutsal emek talebi çerçevesinde mücadelemizin kalıcı iş edilinceye kadar devam edecektir. Doğal afetlerde ülkemizde başka bölgelerde tanınan imtiyazları bize de tanınması gerekir. Hukuken emsal teşkil eden, yakında yaşanan Dinar, Gölcük, Marmara ve benzeri yerlerde emsal teşkil eden, bildiğiniz üzere de Van'da iki büyük deprem akabinde THÇP adı altında işe alınan 7286 işçinin işe alınıp en olumsuz şartlarda Van yeniden inşa etmekle adına 3 dönem çalışılmıştır. Ancak 13 Haziran 2014'te 7286 işçinin işine son verilerek asıl emekçiye 3. deprem yaşatılmıştır. Biz bundan dolayı bir kez daha bunu bütün kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Kalıcı istihdam ve onurlu yaşam elde edilinceye kadar emek mücadelemiz devam edecektir. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Bilindiği gibi depremden sonra işe alındık. En kötü şartlarda, en kötü işlerde çalıştık ve bununla da yılmadık. Çeşitli kurumlarda, çadır dağıtımında, insanlarımızın yaşayabileceği çadır kentler kuruluşunda olsun, aş, iş, yemek dağıtımında olsun, çevre köylerde olsun, hep bizim arkadaşlarla birlikte çalıştığımız işlerdi. Artı kömür dağıtımında bütün verilen işleri harfiyen ve aynen yerine uyguladık. Daha sonraki dönemlerden sonra, normale döndükten sonra, devletin çeşitli birimlerinde, kademelerinde, belediye, milli eğitim, üniversitelerde çalıştırıldık. Tabii biz daha önce açıkladı ya, diğer arkadaşlar da açıkladılar ya, biz emsal teşkil edip kalıcı işler olacak diye bugüne kadar geldik. Ama maalesef 13 Haziran'da işlerimize son vererek emeklerimizin heba olduğunu görüyoruz. Şimdi bu ekonomik açıdan yaklaşıyor. Bir de 7286 kişinin işten çıkartılması için kente büyük bir kaos yaratacağını bellidir. Yani artık bundan sonra, şimdiye kadar kırmızı işaretlerde Suriyelileri görüyorduk, diğerleri görüyorduk. İnan ki bundan sonra 7286 kişinin çocuklarından da kırmızı işarete dilencilik yapan, gaspçı olacak, tehlike arz edecek insanların da olacağına bundan emin olun. Yani bunu birebir bildiğim için Van'da şu anda yapılacak başka alternatif işler yoktur. Arkadaşımız, İsmail arkadaşımız da değindi. Van'da ne bir tekstil kent var, ne bir sanayileşme adına vardır. Diğerleri de köleliktir. Yani 500 milyona gel bir lokantada çalış veya tabi bir diğer sektörde çalış. Ha sen çalışmasan çalışacak insan çok vardır. Şu anda yani Van'da herhangi bir fabrika ve buna benzer bir iş yoktur. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Evet. Şimdi Ethem abiyle devam edelim. Önünde aslında 2012 yılına ait gazete küpürleri var. Ve geçici süreliğine işe alınan işçilere müjde başlığı da atılmış aslında. Evet. Bu 3 yıllık süre içerisinde sizin kalıcı bir iş alabilmeniz evet. için defalarca eylemleriniz de olmuştu. Peki yani bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bir taraftan o dönem aslında sizin sürekli yanınızda gibi görünmeleri, bir taraftan aslında AKP'nin burada yaptığı mitinglerde bile sizin özellikle orada yer almanızı istemeleri, belki bir kısmınızı yani zoraki bile götürüyor olma gibi iddialar da var. Yani bu süreçte sizin tavrınız nasıldı? Şimdi nasıl yaklaşıyorsunuz? Biraz da bunları sizden dinleyelim abi. Umut Bey, teşekkür ediyorum. Aslında biz bu siyasi faaliyetlerde pek fazla gündeme getirmiyoruz. Çünkü ilk günde biz bu eyleme katılırken de şöyle kendi kendimize böyle dedik. Bir ekmek kaldırdık. Dedik ki bizim görüşümüz, ideolojimiz, rengimiz, dilimiz, dinimiz, farklı şeyler ne olursa olsun biz bu saatten sonra sadece bu ekmek dediğimiz, bu ekmek bizim siyasi görüşümüz de odur, partimiz de odur. Çünkü muhtaç olan bir şey vardır, doğrudur. Yani bu 2012'de biz Ankara'ya giderken Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na biz görüştük. Orada bir araya geldik ve hatta şöyle burada da zaten geçiyor Sayın Faruk Çelik. Kendisi sadece üzet olarak bunu söyleyeyim. Görüşmeler sonra Van ilinde depremi verdiği zarardan dolayı diğer illerden ayrı kategoriye alınmayacağını, özellikle
Van'da geçici olarak işe alınan vatandaşlarımızın kalıcı, bakın, kalıcı bir şekilde istihdam sağlanacak yönünde çalışmalarımızı başlatmışız gibi söylendi orada. Biz de bu müjdeyi hemen orada şeylerimize verdik, arkadaşlarımıza verdik, bizim için kalıcı bir iş olacak diye. Şimdi 3 yıl içerisinde soruyorum, 3 yıl içerisinde eğer ki devlet tarafından, devletin bir bakanı böyle bir insanları, böyle bir toplumu, 75 bin insanı ilgilendiren bir söz sarf etmiş, elbette ki bu direnci, bu haklı eylemimizi elbette ki bunun için biz umutlandık yani bir kere. Ondan dolayı biz bu süreci devam ettik. Yoksa depremin birinci senesinden sonra, depremden sonra da bu insanların herkesi bir yerde bir işi vardı, bir gücü vardı. Herkes kendine göre bir geçimini sağlamak amacıyla gerek diğer illerde, gerekse Van'da bu iş imkanı sağlanıyor, bir işi vardı. Ama böyle umutlar verince, böyle hayali bir şeyler verince önümüze, hakikaten de biz buna şok olduk. Ama ben sonuç itibariyle bu 5-6 ay içerisinde seçimden önce buraya gelen Sayın Bülent Arış Bey de, Beşir Atalay Bey de, bunlarla sık sık görüştük. Buraya gelen bütün bakanlarla da görüştük. Arkadaşlar, devlet olarak biz sizi aldık. Sizi kimse çıkaramaz. Siz büyük bir deprem yaşamışsınız. Bu depremin verdiği zararları, bu depremin verdiği enkazları elbette ki bu bölgede zaten işsizlik %80'e ulaşmış. Devlet olarak sizin yanınızda ne gerekiyorsa yapacağız. Şimdi bunlar sadece bir kişi, bin kişi değil. Yani bunu herkes duydu, herkes fark etti bu işin. Dolayısıyla bu insanlar da bir umut bağladı, bir bel bağladılar. Yani bunu söyleyen sıradaki bir vatandaş değil, sokakta bir vatandaş değil. Bunu söyleyen bir devlet bakanı, devletin bir bakanı. Ondan dolayı, yani ben şöyle algılıyorum. Maalesef, üzülerek söylüyorum, şu an devlet, hükümet, bakanlar, milletvekilleri ve hatta başbakan, belki haberi yoktur ama burada, bu bölgede şu an her bölgede en az 20-30 tane okul açılmış. Bu okulların ismi de dilenci yetiştirme okulu. Bu dilenciliğe ne zaman kadar insanlar dayanabilir? Bir kısmına kömür, makarna, bu tür gıda yardımları falan bu insanların karnı tok etmiyor. Dolayısıyla yani az önce de söyledik, bu insanların yaşam hakkı kutsal bir şeydir. Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Bu ilde elbette ki şu ana biz düşünüyoruz da bu saatten sonra, daha önce rakamlarla belirtmiştik, bir sürü bayanlar vardır içimizde. Bir sürü üzürlü insanlar vardır. Engelli insanlar vardır, yaşlı insanlar vardır. Yani yaşları 50 ile 85 yaş arası şu an bu işte çalışıyor. Başka herhangi bir yerde geliri de yoktur. Bayanlar vardır, bunun yarısı, 644 tane bayan vardır. Bunların yarısı doldur. Eşleri rahmete gitmiş, tek başına o çocuklarına bakıyor. O evin geçimini sağlıyor. Yani şu an ben böyle fark ediyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bu 7000 insan için İnsanlıktan çok uzak, hakikaten de böyle insanların kalbini durduracak şekilde bir dram vardır Van'da. Bu dramı şu an yaşıyoruz. Ya ilgilenecekler yahut da istifa edip başkaları geçer onların yerine. Şimdi Sayın Valimiz de, o da çaresiz. Yani tamam, devleti temsil eden bir mülki amiri ama onun da yapacağı bir şey yoktur. Biz dileklerimizi dile getirdik. Bu sıkıntıları dile getirdik. Sayın Valim, bu gün gittikçe bura çoğalır. Bu insanlar buraya akın eder. Bu yarın öbür gün aileleri de getirir, bu eyleme katarlar. Van bir harabaya döner ve Van'daki insanlar huzursuz olur. Zaten herkesin siniri tepesinde. Zaten herkesin morali bozuk. Biz bunu dile getirdik. Bir de Ramazan ayı gelmiş. Bu insanların sofrasına bir kuru ekmek götürecek imkanı yoktur. Hakikaten de yoktur. Sayın Valimiz de işte bu taleplerinizi ben ancak şu şekilde değerlendirebilirim. Yazarım bir kağıda, Ankara'ya bildiririm. Elimde bu kadar geliyor. Arkadaşlarımız bunu diye, Sayın Vali mümkün değil yani. Bir an önce bir çare bulunur. O da dedi ki çaresi şudur arkadaşlar. Başka illerde daha önce nasıl çalışıyorlar, bu şekilde çalışır. Tabii ki ama biz buna da üzüldük.
Yani size tam olarak ne söyledi? Yani tam olarak bu şehrin terk etmesini ben öyle anladım. Yani işte burada iş bulamıyorsanız başka illerde... Başka illerde de yani arkadaşlar biz geldik burada bir kar arkadaşlar dedi başkanım öyleyse bu biz çoluk çocuklarımızı alalım 75 bin insan eğer başka bir il bizi kabul ederse güç ederim. Şimdi biraz önce başkan da bahsetti yani Van'da işsizlik %80'lere varıyor. Şimdi 7.286 kişinin de işten çıkarılmasıyla ailelerini de hesaba katarsak 70 bini aşkın insan bugün aslında işsizlikle karşı karşıya. Şimdi bu durumda yani bir taraftan da başbakanın işte hükümet yetkililerinin ekonominin sürekli büyüdüğüne dair söylemleri var. İşte biz ekonomide dünyada şu kadar ilerleme kat ettik diye söylemleri var. Sizce yani bunu neye bağlayabiliriz? Şimdi bir taraftan ekonomi büyüyor ama bir taraftan da işsizlik artıyor. Siz de bahsetmişsiniz. Yani işsizlik bu olunca yani bu insanlar aslında hırsızlığa da başvurabilecek demiştiniz. Bunu neye bağlayabiliriz? Şimdi malumunuz üzere zaten zenginin zengin olduğu bir dönemdir. İşçi kesimin durumunu da biliyorsunuz. İşçi kesimi Soma'yı bir örnek verdiniz. Soma'da bu ölümler oldu. Niye böyle oluyor diye. Soma'da 301 işçinin ölümünü 5. sınıf vatandaş olarak nitelendiriyorum. 5. sınıf vatandaş olmasaydı tedbirleri zamanında alınıp önlemleri belki bu iş cinayet işlenmezdi. Bu kazalar, bu cinayetler işlenmezdi. Yani ekonominin büyüdüğünü söylüyorlar. 3. havaalanının yapıldığını söylüyorlar. Bunlar iyi, güzel de yani biz burada bize yansıtılan bir şey değil. Şu anda 7.286 kişi asgari ücretle geçinmeye kabul edilmişken işlerinden oldu. Ben bunun nasıl olduğunu bize yansımayınca ben bir gelişmenin olduğunu görmüyorum. Yani ben kendi şahsım görmüyorum. Hani cebimize yansıyan tamam vardır, büyümüş olabilir ama o ülkenin %5'lik bir kesimine yansıdığını yani diğerlerine yansıdığını ben kesinlikle katılmıyorum bu fikir. Kesinlikle. Yani emekçiye, işçiye, işsize, aşsıza yansıdığını ben şey etmiyorum. Yani malum çevreyi biliyorsunuz hangi çevrede ona yansıdığını ben kesin eminim. Yani bize yansıyan şu anda bir şey yoktur. Teşekkür ederim. Yani bir taraftan da yani işsizlik durumu tabii Van'ın en önemli sorunlarından bir tanesi. Diğer bir boyutu da yani işçiler açısından da yine güvencesiz çalıştırma aslında şu sizin taleplerinizden de olan insanca yaşanabilecek bir ücret talebinizde de olan bu tüm Türkiye'deki işçileri de kapsayan taleplerden bir tanesi. Çok uzağa gitmeye de gerek yok. İşte hemen yanı başımızda Şırnak'ta da yine maden işçilerinin eylemleri var. Şimdi peki bu durumu yani nasıl değerlendirmemiz lazım? Yani işsizliğin çözümü az önce de belirttiniz bir devletin vatandaşına iş sağlama zorunluluğu var. Bunun çözümü sizce nasıl olmalı? Umut Bey çok güzel bir şey söylediniz. Hakikaten de biz de bu soruyu merak ediyorduk. Acaba sorar mı? Şimdi bakın biz doğuda yaşıyoruz. Van'da yaşıyoruz. Daha önce de birçok yazışmalarımızda da böyle söyledik. Şu an bir barış süreci diyorlar. Bu 2 senedir, 3 senedir bu bir barış süreci diyorlar. Barış sürecinde de biz de yazışmalarımızda böyle diyoruz. Geri kalmış bölgeler vardır doğuda. 13 il, daha doğrusu 17 il. Bu 17 yıl barış sürecine nasıl tamamlayacaksınız? Yahut da bu barış süreciyle doğudaki insanların dağdan inmesinden tutun, ta ki anaların ağlanmamasına, askerdeki olan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin doğuya gelip sağ selim, burada görev yapıp tekrar evlerine selamete gitmesinin tek bir yolu vardır. Bu nedir? Devlet madem bu kadar büyümüşse, madem devletin bu kadar ekonomik seviyesi yüksekse biz böyle bir talepte bulunduk. Dedi ki bu 17 ilde bir uygulama yapın. Nüfuslarına göre, il nüfusuna göre bu insanlarda Van'ın nüfusu 1 milyon 200 bin. Bu 1 milyon 200 bin %10'u ne kaça takabül ediyor? 5 bin, 6 bin, her neyse 7 bin diyelim. 7 bin insan eğer sen Van'da
İşe aldıktan sonra sen barış süreci de kurtarmış oluyorsun. Van, hem Van'da hem Türkiye için. O zaman ben de diyeceğim ki hakikaten de Türkiye'deki devletin şu anki bakış açısı ve devletin daha doğrusu fakir, fukaraya, işsizliğe, mağdur olan insanlara böyle bu pencereden baktığını ben inanırım. Onların yanında olduğunu da elbette ki biz de görürüz. Ama maalesef ilk günden bugüne kadar da hep işte bugün değil yarın, bugün değil örneğin taşeron işçilerle ilgili. Taşeron işçilerle bildim bileli işte bir bakan çıkıp bir açıklama yapıyor işte. Taşeron işçilerine bir müjde. Bu vatandaş sesini kesiyor 5 yıla kadar. 5 yıldan beri ben hep böyle izliyorum. Ama bu direnci kırmak da elbette ki emekçilerin sağduyusuna çağrı yapıyorum. Eğer Türkiye'deki bu sistem Türkiye'nin lokomotifini, Türkiye'nin gidişatını emekçilerin sırtındaysa, emekçi bu haklarına istemeye elbette ki onların en doğal hakkı onlarındır. Yani bunu az önce de söyledik. Yani ne olursa olsun biz Van vatandaşı olarak doğudaki en ücra köşesine, yani Van'ın doğudaki en ücra, hani doğunun Paris'i dediğimiz Van'da Allah nasip ederse bu arkadaşlarımızla birlikte biz bu kararı aldık. Asla vazgeçmeyeceğiz. Mümkün değil. Hiç kimse de bizi sağa sola da çekme de o fırsatı da veremeyiz. Belki de biz okumamışız. Belki de biz farklı yerlerde de bilgi almamışız ama bu kadar düşe kaka düşe kaka artık profesyonel olduk. Yani bu saatten sonra kararımız karardır. Gidişatımız aynı yöndedir. İstikametler o şekildir. Biz de diyoruz ki yasalar çerçevesi içerisinde bu üzlük haklarımızı, bu demokratik haklarımızı yasalar çerçevesi içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu eylemlerimiz devam edecek. Bunu da ben zannetmiyorum. Yani bu pazartesiden itibaren çok büyük bir karavalık olur Van'da. Bu gittikçe de artar. Hele hele Ramazan ayına denk gelirse de bu ailelerce katılır. Çünkü Ramazan'da bir şey olmayınca da aileler de katılırlar. Bu nüfus çok büyük bir rakama ulaşır. Bu sefer de Van'daki emniyet değil, ilerideki emniyet de gelse bunun önünü kesemez. Peki İsmail abi, şimdi 13 Haziran'dan beri eylemi sürdürüyorsunuz. Hem yani o günden itibaren yani halkın size yaklaşımı, destek için gelen yüzlerce insan oluyor her gün. Toplanan imzalar var. Şimdi bu boyutuyla konuşalım. Bir de bildiğim kadarıyla 1000'in üzerinde TOKİ'de kalan işçiye icra geldi. Borçlarını ödeyemediğinden dolayı. Şimdi bunları nasıl değerlendiriyorsun abi? Size soralım. Umut Bey, malumunuz biliyorsunuz 13 Haziran itibariyle başlattığımız bir eylemimiz, oturma ve açlık eylemimiz vardı bizim. Halkın meşru taleplerini ancak halkın desteğiyle istediğiniz, amaçladığınız hedefe ulaşabileceğini bizler biliyorduk. Van halkı da bu konuda gerçekten duyarlılığını göstererek, ilk günden bugüne duyarlılığını göstererek eylemimizin ilk iki gününde başlattığımız imza kampanyasına yaklaşık 23 bin imza topladık. Bu da bunu gösterir ki Van halkının, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin buna destek verdiğini, yalnız ancak sadece imza atarak, imza vererek bu işin olmayacağını bir kez daha sizin aracınızla Van kamuoyuna, Van halkına, esnaflara, sedakalara, siyasi partilerin liderlerine sizin aracınızla bir kez daha iletmek istiyorum. TOKİ'deki arkadaşlara gelince, malumunuz Van'da birçok TOKİ konutu yapıldı. Bir takım spekülasyonlar da malumunuz söz konusu. İşte 30 bin liraya, 40 bin liraya mal eden konutların 80 bin liraya, 90 bin liraya hatta iki katı fiyatına satıldı, verildi. Bunun bir yardım olmadı, bunun bir imtiyaz olmadığı söyleniliyor, konuşuluyor. Ben kiracıyım, Van'da kiracıyım. Böyle bir hakkım vardı. Kuraya girmeme rağmen kurada çıkmadı. İşin doğrusu o konuda pek de bir bilgim yok maliyet konusunda. Yalnız arkadaşların mağduriyeti konusunda bir bilgim var. Şimdi bir işsiz bir insan
Yani bugüne kadar 3 yıldır devletin, hükümetin vermiş olduğu çalışmada asgari ücrede çalışırken ve üstüne üstlük TOKİ'nin, elektriğin, suyun bu kadar fahiş fiyatlarda satıldığı, baz alınırken hayat pahalılığının bu kadar, yani her gün evet çıkıyor, enflasyon yükselmedi, TFE, TÜFE olmadı gibi yani akla mantığa oymayan şeyleri dile getirerek insanları, halkı yanıltmaktan başka bir şeyin olmadığını ifade etmek istiyorum. Böylelikle TOKİ'de yaklaşık 240 lira, Almanistan Başkanı doğru mu? 240 lira aylık taksitleri var. İşsiz bir insan bunu nasıl ödeyebilir? Ben size soruyorum, vicdanlara soruyorum arkadaşlar. Ben 240 lira ya 240 lira olmasa bile 140 lira olsun, 40 lira olsun, eğer bir işim yoksa, Van'da çalışma imkanım yoksa, çoluk çocuğumun eğitimini vesairesi, yani bunlara birçok madde ekleyebiliriz. Eğer ben herhangi bir ücret karşılığı çalışmıyor isem, iş bulamıyor isem, ben devletin bana vermiş olduğu TOKİ'nin, bana vermiş olduğu elektriğin, satmış olduğu elektriğin, satmış olduğu suyun, vermiş olduğu hizmetin, daha doğrusu satmış olduğu, yani malumunuz biliyorsunuz, dünyanın en pahalı petrolünü, en pahalı elektriğini bizler alıyoruz, hizmetini alıyoruz. Böyle bir sistemde, böyle bir mekanizmada sizler nasıl bir yaşam sürdürebilirsiniz? Yoksulluk aslında bizim için büyük bir veli nimet. Eğer biz yoksulsak, şöyle bir şey, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni malum biliyorsunuz, sosyal hukuk devleti olduğunu ilan ediyor, bildiriyor. İnsanlara 30 torba, yani yaklaşık yarım ton kömür veriyor kışın başlangıcında. Şenete dediğimiz çocuk yardımı veriyor. Kişi başı 30 lira, kızlara 35, erkeklere 30 lira benim bildiğim kadarıyla. Şimdi burada amaç insanlara balık tutmayı mı öğretmek, yoksa balığı mı vermek, hazırda olanı mı vermek? Benim şahsi düşüncem, ben işletme fakültesi mezunuyum, benim öğrendiğim şu: İnsanlara siz bedava kömür vermeyin, şenete çocuk yardımı vermeyin, sosyal 50 liralık kuponlar vermeyin. Siz insanlara dilenciliği, siz insanlara mağduriyeti aşılamayın. Siz insanlara onurluca bir yaşam için asgari ücret dahi olsa diyoruz, ama ne kadar utanç verici bir durumdayız. Asgari ücret dahi olsa bu insanlar sırf onurlu bir yaşam için, kimseye muhtaç olmamak adına, dilencilik yapmamak adına asgari ücrete çalışmayı kabul edip zor şartlarda yaşamını sürdürmeyi istiyor ve diliyor. Sizin vasıtanızla, aracılığınızla arkadaşlar, başkanım da müsaade ederse bir kez daha vekillerimizin, siyasilerimizin, bürokratlarımızın, Van kamuoyunun, esnafın vicdanlarına bir kez daha sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, biraz önce bir soru sormuştunuz arkadaşımıza. Türkiye'deki ekonomik gelişiyor, büyüyor. Doğrudur, gördüğümüz kadarıyla 3. bir hava limanı İstanbul'da, dünyanın en büyük hava limanı. 3. köprüler yapılıyor. Yalnız siz doğuya ne yapıyorsunuz? Herhangi bir yatırımınız var mı? Duble yolları yapmaktan başka bir şey yok. Ekonomi eğer büyümüşse, bunu siz iddia ediyorsanız, bunun ispatı ancak halka inmişse. Ben bir vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, dinim, dilim, ırkım, mezhebim hiç önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysam, ben de eşit haklara sahipsem, bu haklardan faydalanmışsam, ben o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik olarak büyüdüğünü, büyük bir devlet olduğunu kabullenirim. Bunun aksi bir şey olduğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisinin büyüdüğünü ben kabul edemem bir vatandaş olarak. Bir kez daha talep ediyoruz, rica ediyoruz, vicdanlarına sesleniyoruz. İnsanca ve onurca bir yaşam için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet olduğunu bir kez daha dile getiriyorum. 7.286 arkadaşımıza asgari ücret değil, asgari ücretin iki katı maaş verebileceğine biz inanıyoruz. Yetkililerimize inanıyoruz. Umut ederiz inşallah bu çağrımıza, bu talebimize kısa zamanda, Ramazan ayı gelmeden bu müjdeyi verir. İnşallah Ramazan'ın akabinde inşallah iki bayramı birden yaşarız. Teşekkür ediyorum. Evet, dediği gibi temennimiz o tabi, ama bir tarafıyla da Fakih Teran Parkı'nda oturma eylemi mücadele de devam ediyor.
Şimdi Selim abi onu sana soralım. Yani yaklaşık bugün itibariyle 9. günü bitirdik. 9 gündür Fakhriteran Parkı'nda oturma eylemi var. Yüzlerce işkur işçisi gidip geliyor. İşsizler dayanışma içerisinde, sizle Van halkının büyük bir desteği var. Şimdi bir yönüyle bu gitgide büyüyen tablo karşısında da az önce Ethem Başkan'ın da dile getirdiği gibi işte en yetkili isim, Van'ın en yetkili isminden size gelen şeyde yani yanıtta şu, işte iş bulamıyorsanız başka illere gidip çalışabilirsiniz diyor Van valisi. Şimdi buna karşı siz bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu mücadelenin gidişatı açısından var mı bir düşünceniz, geçme durumu var mı, bir çağrınız var mı ve son olarak da taleplerinizi de yine bir tekrarlayarak senden bunu alalım abi. Şimdi öncelikle atanmış Van'ın en büyük mülki amirinden böyle bir söz duymak tabii insanı acıtıyor. Çünkü Van'ın sahipleri atanmışlardan onlardır. Ama şu da bilinsin, halk da soruyor, diğer arkadaşlar da soruyor, eyleminiz ne zamana kadar? Kesinlikle, kesinlikle ve de kesinlikle. O parkta ölümümüz çıkar, parçalanırız, yakarız kendimizi ama asla sonuç vermeyene kadar direncimizi kıramazlar. Farkındayız, çeşitli yollarda arkadaşlarımızın ve bizlerin direncini kırmaya çalışmaya çalışıyorlar. Değişik yollarda, arkadaşlarımız arasına değişik şeyler sokarak, ama bunu bir kez daha diyorum. Bu hareket sonuç vermeyene kadar, kalıcı bir İslam sağlanmayana kadar, onurlu şerefli bir yaşam sürdürülmediği sürece bu direnişimiz devam edecektir. Ölüm orucu ise ölüm orucu, açlık grevi ise açlık grevi, kendini yakma dayı bu kadar cesaretli ve onurlu bir şekilde diyorum. Bu Ramazan'da tabii daha değişik şekillerde de devam edecektir. Şu anda halkın bize büyük bir teveccühü vardır. İsmail arkadaşımızın da dediği gibi 2-3 gün içinde 23 bin gibi büyük bir meblağ imza kampanyasını başlattık, bu meblağa vardık. STK'lardan olsun, diğer kurumlardan olsun, diğer şeylerde müthiş bir destek veriyorlar. Tabi bu da azmimizi günden güne kırmıyor, artırıyor. Pazartesi günü büyük bir coşkulu bir şekilde direncimize kat kat fazlalık katarak artıracağız. Bundan herkes emin olsun. Diğer iş kurdaki arkadaşlar, depremzeler de emin olsun. Direnişimiz sonuna kadar devam edecektir ve buna inanıyoruz. Cani gönülden inanıyoruz ki sonuç da getirecektir. Biz bunu bir daha deklare etmek istiyoruz. Bundan sonraki olacak olanlardan milletvekillerimiz sorumludur. Yani en azından gelsen Allah rızası için bir eyesine, bir parka gelsen arkadaşın düşünceniz nedir? Bu bir onu bizi sorsunlar. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Evet Selim abi, direnişin sonuçlanana kadar, kalıcı bir iş, insanca yaşanabilecek bir ücret alana kadar devam edeceğini söyledi. Tabi bir taraftan da şeyden de bahsetti. Yani şimdi size çeşitli engellemeler de var. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Şurada bütün milletvekillerinin haklarını yemeyelim. 3 tane BDP milletvekili bizim hakkımıza gen soru önergesi vermiş. Onlara yine teşekkürlerimizi bu arada bir boş biliyorum. En azından bu konuda duyarsız kalmamışlar. Evet, dediği gibi soru yönergeleri de verildi Van Milletvekili Nazmi Gür Özdal Uçer tarafından. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi bir taraftan direniş büyüyor, eylem büyüyor ve dediği gibi yani bu sonuçlanana kadar, kalıcı bir iş, insanca yaşanabilecek bir ücret talebiniz karşılanana kadar da bu devam edecek. Ama bir taraftan da derneğinizin, Van Yararına Çalışma Derneği'nin borçlarından dolayı bir icra geldiği bilgisi var. Bunu biraz size soralım abi. Umut Bey, teşekkür ediyorum. Dernek biz kurarken de şöyle, kendi aramızda birkaç arkadaşlarımız, zaten arkadaşlarımızın aldığı ücret belli. Yani bunu ayda 50 kuruş, 100 kuruş bu şekil, yani derneğin özür diliyorum. Derneğin işte kirasıdır, elektrik, suyu karşılayacak şekilde böyle bir şeyimiz oldu. Maalesef bu insanların zaten alacağı o 50 kuruş, 100 kuruş, 1 lira dahi olsa o insanlara çok geliyor.
Biz yönetici olarak kendi cebimizden bunu bir süre karşılamaya başladık. Ama dernekteki olan bu su, elektrik o kaldı. Onu da tabii ki kendim olarak büro sahibine senet verdim. O senedi işte şu an kendisi icra vereceğini söyledi. Arkadaşlar ikna etmeye çalıştılar. Yani şu an öyle bir durum vardır. İnşallah biz onu halletmeye çalışacağız. Yani icralık böyle bir durum olmamalı. Yalnız böyle bir şey vardır. Arkadaşlarımızın dediği gibi milletvekilleri her ne kadar da soru önergeleri verse kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben isterdim ki o akşam canlı yayına bağlanan AK Parti Van Milletvekilimiz Mustafa Bilecik, ki kendisini de çok sevdiğim bir abimiz. Ben isterdim ki telefon bağlantısında bunu diyebilirdi. Arkadaşlar, ben 3 senedir bu davanızın sürdürdüğünü biliyorum. Ben şu ana kadar 3 sefer soru önergesini vermişim. Diğer milletvekillerle, iktidardaki olan milletvekillerle beraber bakana gitmişim bu sefer. Kaç sefer gitmişim, başbakana çıkmışım, diğer yetkili olan mercilere gitmişim. Ama bir sonuç elde. Ben isterdim ki öyle değilsin. Ama bir İşkur Genel Müdürü efendim problem yaşıyor. Problemden dolayı işte biz yine de uğraşmaya çalışacak ki belki de bu sene tekrar işe alma durumu olur. Kesinlikle biz öyle kabul etmiyoruz. Eğer Van halkı olarak 75 bin insanı ilgilendiren bu konuyu, bu milletvekilleri hala da yerinden kıpırdamıyorsa, daha önce yapmış olduğumuz sendikacılık zamanında da yapmış olduğumuz eylemleri onu da yaparız. Van'a sokamayız. Eğer beni temsil etmiyor bir milletvekili, açık söylüyorum. Eğer Van'ın bu kadar ağır bir sorunuyla ilgili başbakana çıkıp da yetkili bakanlara çıkıp da bu sorunu dile getirmiyorsa, getirip de benim yanımda benimle birlikte eyleme gitmiyorsa, biz kesinlikle bunları kabul etmiyoruz. Ne kadar da kim olursa olsun, mevki, makamı, şanı, şöhreti ne olursa olsun. Az önce de söyledim, biz bir devrim yaşatmaya başladık. Yani bu bir örnek teşkil edecek, bu örnek de Van'da başlatacak Allah'ın izniyle. Artı doğudaki gerek İşkur'da çalışanlar, gerek taşeron elemanları olsun, gerek düz işçi olsun, biz bir örnek teşkil edeceğiz. Bu örneği de bütün Türkiye'ye de bir örnek teşkil edecek bir durum sergileyeceğiz. Yani herkes kendi kafasına göre bu saatten sonra davranamazsın. Davranamaz da. Ben halkım, ben vatandaşım, iki büyük deprem yaşamışım. Bu depremde ben bakıyorum ki acaba büyük deprem yaşamışım, evim yıkılmış, iş yerim yıkılmış, harap olmuşum, maddi ve manevi çökmüşüm. Hala çocuklarımız psikolojik tedavileri görüyorlar. Ve hala da az önce arkadaşlarımız beyan ettiler şu an içimizde. Dünden beri ben araştırdım, 200'ün üzerinde arkadaşlarımıza şu an icra gelmiş. TÜİK'de ya çıkacaksın ya da bu parayı vereceksin. Yani samimi söylüyorum, onun telefonlarına mesaj gelmiş. Bu ayın dün itibariyle, cuma günü itibariyle bu parayı ya ödeyeceksin ya yasal işlemler başlayacaklar. Bundan sonra belediye de ile gönderecek. Ya suyunu yatır yoksa icra. Elektrik zaten hakeza. Birçok arkadaşımız şu ana kadar elektrik kesilmiş. Yani ben bu acilerin içerisindeyken birileri de Ankara'da ceylan derilerinde oturacak. Ben de burada bakacağım, hiçbir şey demeyeceğim. Olmaz öyle şey. Ya yapacaklar yahut da istifa edip başka yere gidecekler. O koltuğa layık olan insanlar vardır. Bu saatten sonra açık söylüyorum, Türkiye'de bir devrim yaşanacak. Emekçilerin özgür iradeye sahip olan insanların hakkı ise onlar oraya gidecekler. İnsanca yaşamayı, o düşünceyi kafasına sokan insanlar vardı Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti ile fakir fukara bir devlet değil. Öyle bilgisiz bir devlet de değiliz. Yani beynimiz vardır, Allah'a çok şükür. Her şeye de gözlemliyoruz, biliyoruz. Ama müsaade edin ki o işleri yapacak, Türkiye'nin 76 milyon insanı tamamen bir anda bir avucun içerisine göre herkesi eşit şekilde davranacak bir ortam hazırlamayı, bu ortamı da hazırlayacak kişiler de vardır Türkiye'de. Eğer bunlar yapamıyorsa onları yapacak insanlar vardır elbette ki.
Yani bazıların keyfiyle, saltanatıyla, mülk aşiratlarıyla, zenginliğine, bu bizi ilgilendirmiyor. Öyle kişiler de zaten emekçiyle tanır, anın terine olduğunu da bilmez. Bu saatten sonra da bileceğini de zannetmiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, aslında Ethem abi de son olarak da mücadelenin gidişatı açısından da önemli şeylere vurgu yaptı. 7286 işçi 13 Haziran'da işten çıkarıldı ve Fakih Teran Parkı'nda, Van'ın göbeğinde mücadeleleri, eylemleri devam ediyor. Talepleri kalıcı bir iş ve insanca yaşanabilecek bir ücret. Biz de Hayat Televizyonu olarak işçilerin bu mücadelesinin sonuna kadar yanında olup gelişmeleri size an be an aktaracağız.